İfadesi en sade alan şekillerden hangisidir demiş. Şimdi yukarıda x eksi 3'ün kübü eksi 3 eksi x'in karesi var. Bunları açmak uzun olur. Daha kestirmeden paranteze alalım ama şöyle bir detay var aslında. a eksi b'nin karesi ile b eksi a'nın karesi aynı şeylerdir. O zaman biz burada bir kurnazlık yapıp ikisini de aynı benzesin diye birbirine bunun yerine mesela x eksi 3'ün karesi yazabiliriz. O zaman x eksi 3'ün kübü eksi x eksi 3'ün karesi şeklinde düşünürsek üst tarafı sanki daha sağlıklı olur şimdi. Şimdi x eksi 3'ün karesi parantezine aldığımızda şimdi ilkinde küp olduğu için bir tane x eksi 3 çarpanı kalacak. Şimdi orada gizli bir, bir tane de 1 var. Burada gizli bir 1 var. O zaman eksi 1'dir diyeceğiz biz buraya. Böyle x eksi 4 olacak. Şimdi şurası ne oldu? x eksi 4 oldu. Şurası da x eksi 4 oldu. Birbirlerini götürdüler. O zaman x eksi 3'ün karesi kalacak bizim ifademizin en sade hali. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Kök x eksi 3 bölü kök x 5 ise x artı 9 bölü x toplamı kaça eşittir demiş. Şimdi kök x eksi 3 bölü kök x'in parantez karesini aldığınızda neler geliyor bir bakalım. x artı 9 bölü x eksi ikisinin çarpımı 2 iki katı. 2 çarpı kök x çarpı 3 bölü kök x yapıyor. Bu kök x'ler de birbirini götürdü. O zaman x artı 9 bölü x eksi 6 geldi. Şimdi bize buranın 5 olduğunu söylemişti. O zaman karesini alırsak 25. 6'yı bu tarafa atarsak cevabımıza gelecek arkadaşlar. 31 gelecek diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. 2x eksi 3 kök x eksi 2 ifadesinin çarpanları ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sonuçta x dediğiniz ifade nedir arkadaşlar? Kök x'in karesidir. Yani burada şöyle sorsaydı soru 2x kare eksi 3x eksi 2 diye sorsaydı biz nasıl yapacaktık onu? Diyecektik ki işte sol taraftaki ifade 2x ve x'in çarpımı. Sağ taraftaki ifadede de 1 ile 2'nin çarpımı. Çarpmaz çarpımı yaptığımızda farklarına gelecek 3 gelecek. O zaman buraya artı buraya eksi yazalım. 4 eksi 1, 3 yaptı. Yalnız eksi 3 olduğuna göre burası eksi burası artı olacak. Yazarken sağa doğru yazacağız. Şimdi aynı mantık burada da geçerli. O zaman biz 2x eksi 3 kök x eksi 2 ifadesini 2 kök x ve kök x diye çarpandan ayıralım. 2'yi de 1 ve 2 diye ayıralım. Çapraz çarpımı yaptığımızda farkları 3 gelecekse o zaman buraya eksi buraya artı yazalım ve yazarken de sağa doğru yazalım. O zaman bu ifade 2 kök x artı 1 ile kök x eksi 2'nin çarpımıdır arkadaşlar. Kök x eksi 2 şunlar gitsin. Ceyhan Edirne o zaman doğru gelecektir? Ceyhan gelecektir diyebiliriz. İfadesin çarpanlarına bir aşağıdan hangisi değildir demiş. Şimdi burada bir değişken değiştirme yöntemiyle ne yapabiliriz? İfadeyi düzeltebiliriz. Çünkü hani ifade bu hali biraz karmaşık. Sol tarafı parantez karesini açmak doğru bir davranış olmayabilir. Şimdi a kare eksi 3a'nın karesi şimdi bunu gördünüz ya arkadaşlar şimdi şurayı Eksi 2 parantezine alırsanız a kare eksi 3a olduğunu göreceksiniz orada Şimdi a kare eksi 3a'yı ne yapalım isim verelim mesela ne diyelim t diyelim O zaman neymiş ifademiz bizim t kare eksi 2 t eksi 8'miş Şimdi burayı çarpanlara ayırsak t eksi 4 t artı 2 diye çarpanlarına ayırıyoruz Şimdi t gördüğümüz yere ne yazıyoruz a kare eksi 3a yazıyoruz o zaman a kare eksi 3a eksi 4 a kare eksi 3a artı 2. Şimdi buraları da kendi içlerinde çarpanlar ayrılabiliyor. Mesela burası eksi 4 artı 1 desek bu ikisinin çarpımı eksi 4 toplamları da eksi 3. Mesela burada da eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı 2 toplamları da eksi 3. O zaman ne oldu? a eksi 4 a artı 1 a eksi 2 a eksi 1 şeklinde 4 tane ifadenin çarpımı olarak yazılabilir. O zaman a eksi 1 var a artı 1 var A eksi 2 var. A eksi 4 var. Ama A artı 2 diye çarpanların içinde bir çarpan yok. O zaman doğru cevabımız denizdir arkadaşlar. X ve birer pozitif tam sayı olmak üzere X çarpı Y çarpımı nedir demiş. Şimdi X kare eksi Y kare bir iki kare farkı. Yalnız burada işin sırrı nerede? Bu 17'nin asal olduğunu görmenizde. Bu asal bir sayı. Asal bir sayı iki sayının çarpımı şeklinde Pozitif iki sayının çarpımı şeklinde yazacaksa, bunlardan bir tanesi bir bir tanesi de ne olmalıdır? Kendisi olmalıdır. O zaman biz x eksi y ile x artı y'nin çarpımını, iki kare farkı sol tarafta iki kare farkı uyguladık, 17 işledik. O zaman burada x eksi y 1, x artı y 17 olmalıdır. Neden tersini yazmadık? Çünkü hani e, x eksi y eğer ki 17 olsaydı, o zaman x eksiye kaç olacaktı? X artı y kaç olacaktı? 1 olacaktı. O zaman sayılardan bir tanesi de negatif olacaktı. O zaman pozitif olma şartını sağlamayacaktı. O zaman küçük olanı 1, büyük olanı da kaç seçtik? 17 seçtik. O zaman biz bunları yazdığımızda bu şekilde alt alta toplarsak x kaç yapar? 2x 18'den x 9 yapar. Y'mizde kaç yapar? 8 mi yapar? Çarpımları kaç yaptı o zaman? 72 yaptı diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. İfadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir dediğinde şu üst taraftaki kısım çarpanın ayrılabilecek bir ifade. Orası 2x ve x diye sol tarafa ayırdım. 5'i de 5'i yukarı aşağıya 1 yazdım. Çünkü çapraz çarpımı yaptığımda buradaki işaret artı olduğu için çapraz çarpımda toplamları kaç gelsin istiyorum? 7 gelsin istiyorum. O zaman artı artı yazdım. Değil mi? Çapraz çarpımı yaptığımda 7 geldi. O zaman yazarken ne yapıyorduk? Sağa doğru mu yazıyorduk? Bu tarafa doğru yazıyoruz. O zaman 2x artı 5 ile x artı 1'in çarpımıdır. Alt tarafta 2x artı 5 var. Daha sonra buradaki bölüm çarpma olarak ters çevirip çarpılıyor. x yukarı x kare eksi 1'i de burası da 2 kare farkıdır aslında. Orayı da x eksi 1 x artı 1 diye ne yapabiliriz? Çarpanlarına ayırabiliriz. O zaman bu işlemin sonucunda x artı 1'ler birbirini götürdü. 2x artı 5'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? x bölü x eksi 1 kaldı. İfadesinin en sade hali o zaman doğru cevabımız ne gelecektir? Bursa gelecektir diyebiliriz. A küp artı B küpün 40, A B parantezinde A artı B'nin 8 olduğunu söylemiş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi şuraya dikkatli baktığınızda burada aslında bir tam küp açılımı vardır. Bakın A artı B'nin kübü A küp artı 3 A kare B artı 3 A B kare artı B küptür. Şimdi bu böyle ama ben mesela bunu değer bulma sorularında kullanmak için şöyle yapıyorum aslında. A küp, mesela şöyle söyleyeyim size. A küp, B küp'ü önce yazıyorum. Yani şöyle söylüyorum. Diyorum ki A küp artı B küp artı sonra bu ikisini 3AB parantezine alıyorum. 3AB parantezinde ilkinden A, ikinciden de B geldi. Burası da A artı B'nin nesi yaptı? Kübü yaptı. Şimdi nasıl değer bulma sorusu şöyle. Mesela burası 1, burası 2, burası 3, burası tekrardan 1. 3 tane de 2 tanesini verecek. Üçüncüyü her zaman isteyecek. Mantığıyla değer bulma sorusu gibi düşünelim. Hatta güzellik yapmış bana bu soru da. Mesela a küp artı b 40 olduğunu vermiş. Bir de gitmiş. A çarpı b parantezinde a artı b'nin 8 olduğunu söylemiş. Burada bir tane 3 var. Sakın unutmayalım. O zaman bize a artı b'nin kübü olarak ne kaldı arkadaşlar? 40 artı 24'ten 64 kaldı. O zaman buradan a artı b için biz ne diyebiliriz? 4'tür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Abi gerçel sayı olmak üzere ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi bu tip sorular güzel sorular. Şimdi normalde biz bunu 9. sınıfta basit eşitliklerde de çözüyoruz bu, bu, uygulamadan. Mesela ben bu tip sorularda tam kuvvet oluştur diyorum. Mesela bir tane tam kuvvet oluştur diyorum. Şimdi tam kuvvet nasıl oluşturacağız? Şöyle ki yani orası aydı. Yani a kare eksi 4 a ile başlayan bir tam kare yazalım diyorum. Onun da taktiği şu bunu 2'ye böl kare al yapıyorum. 2'ye böl kare al dersek o zaman burası ne gelecek? Artı 4 gelecek değil mi? O zaman bizim ifademiz ne oldu? A kare eksi 4 A artı 4. Yalnız 5'ti. Biz ne yaptık? 4 yazdık. O zaman dışarıya artı bir tane 1 yazalım. O zaman benim ifadem böyleydi. Yani ne oldu? A eksi 2'nin karesi artı 1 oldu. Şimdi bu ifadenin alabileceği en küçük değer. Şimdi burası çift kuvvet arkadaşlar. Değil mi? Şurası 2. Yani burayı siz negatif yapamazsınız. Orası olsa olsa en kötü ne olur? Sıfır olur. Yani ben A'yı 2 seçersem o zaman ne olur? Burası gider. Bizim sonucumuz kaç gelir? 1 gelir. Bu ifadenin de alabileceği en küçük değer nedir o zaman? 1'dir diyebiliriz. X bir gerçel sayı olmak üzere ifadesini alabileceği en büyük değer nedir demiş. Şimdi bir rasyonel ifadede alt taraf ne kadar azsa ne kadar azsa sonuç o kadar çoktur. Değil mi? Alt taraf ne kadar azsa o kadar çoktur. O zaman ne yapalım biz? x kare eksi 2x artı 4'ü minimum seçelim. Şimdi bunu minimum seçerken burada bir tam kuvvet oluşturalım. Onu nasıl yapıyoruz? x kare eksi 2x. Şimdi bu ifadenin içinde bir tane tam kuvvet oluşturuyoruz. x kare eksi 2x başlayan bir tam kare artı 1 artı 3 yazdık. O zaman ne oldu? x-1'in karesi artı 3 oldu. Şimdi bu ifade payda kısmında. Yani ne oldu? 27 bölü x-1'in karesi artı 3. Şimdi siz burayı yok ederseniz yani sıfırlarsanız o zaman 27 bölü 3'ten 9 gelecektir. Burası büyüdüğü an çünkü kare olduğuna göre orası sıfır ya da sıfırdan büyüktür. Orasını büyüttüğünüz an kesinli olması lazım. Küçülmesi lazım. Çok olmasını istiyor. O yüzden de biz ne yapıyoruz? Burayı sıfır seçiyoruz. O zaman doğru cevabımız ne geliyor arkadaşlar? Denizli geliyor diyebiliriz. İfasinin çarpanlarından biri aşağıdaki hangisidir diye sormuş. Bakın bu tip sorularda mesela şu öyle iki sayının çarpımı ki buradaki işaret artı değil mi? O zaman burası o ikisinin toplamı yapabiliyor mu acaba diye düşünmek lazım. Şimdi x, x diye yazdım. Şimdi ne var burada? A, b kare var değil mi? Mesela ben şöyle yazsam. Bir a, b yazsam. Bir tane daha b yazsam. Bu ikisini çarptığım zaman ne yaptı? A, b kare yaptı. Peki toplarsanız ne yapar? A, b artı b yapar. Yani b parantezine a artı 1 yaptı. Kinder sürpriz. Tam neresi geldi? Burası geldi değil mi? O zaman ben şimdi geri aldım bu yazdıklarımı. O zaman bir ifadeye AB bir tanesi de B. Yani benim amacım bu öyle iki sayının çarpımı ki toplamları burada olsun diye üretmeye çalışıyorum. O zaman şimdi yazarken ne yapacağız? Sağa doğru yazacağız. Yani diyeceğiz ki bir X artı AB bir de diyeceğiz ki X artı B'dir diyeceğiz. Çarpanların birer şeker hangisidir dediğinde o zaman Bursa şıkkı bizim çarpanlarından biri olacaktır diyebiliriz. A ifadesi ve B ifadesi bu şekilde ise A'nın B türünden nedir demiş. Şimdi mesela şurada aslında siz ne görüyorsunuz? Bir tane tam kuvvet görüyorsunuz bu ifadenin içinde. Yani aslında bu ifade x kare eksi 4x artı 4 artı 1 şeklinde yazabiliriz. Peki neye göre söylüyorum? Hani bunun yarısının karesi mantığıyla hareket ediyorum. O zaman bizim ifademiz ne geldi arkadaşlar? x eksi 2'nin karesi artı 1 geldi. Peki Vatandaş zaten bize x eksi 2'nin ne olduğunu yani buranın ne olduğunu söylemiş. B olduğunu söylemiş. O zaman A için biz ne diyebiliriz? B kare artı 1'dir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelecek? Denizli gelecek arkadaşlar. Şimdi bir raf varmış. Bu rafın genişliği A birimmiş. Mavi bardak rafa tam sığmakta ve arada boşluk kalmamaktadır diyor. Yeşil renkli bardağın üstünde 5 birim, turuncu renkli bardağın üstünde de 10 birim boşluk kalıyor diyor. Yani ben o zaman şunu söyleyebilirim. A dediğim şey B'nin 5 fazlası, C'nin de 10 fazlasıdır diyebilirim. Peki ne sormuş bize? A kare artı C kare eksi 2 B karedir demiş. Şimdi e, şöyle düşünün. Burada ne kadar güzel, burada 2 olmasaydı mesela çok güzel bir A kare eksi B kare vardı burada ya da c kare eksi b kare vardı burada. Yani iki kare farkı kullanabiliriz değil mi? E, eksi 2 b kare dediğine göre o zaman şöyle yapalım. B karelerin bir tanesini a kare kullanalım. Bir tanesini de c kare ile kullanalım. O zaman size bu şekilde iki tane iki kare farkı geldi. Bu iki kare farkın çarpanları ayırırsak a eksi b a artı b. -b. Diğerinde de çarpanları c eksi b c artı -b, b olur. Baktığınızda ne gördünüz? Bakın b'yi buraya attığınızda a eksi b'nin 5 olduğunu gördünüz. Aynı mantıkla bakın şu ikisi içerisinde ne yaparız? C'yi buraya atarsak B eksi C yapar. 5'i de buraya atarsak B eksi C kaç geldi? 5 geldi. C eksi B nedir o zaman soner? Eksi 5'tir. Yani bizim ifademiz 5 parantezinde A artı B. Eksi 5 parantezde C artı B yaptı. Şimdi burayı düzenleyelim bir. Orada galiba birazcık kısalma olacak. 5A artı 5B. Eksi 5C. Eksi 5B. Bunlar birbirini götürdü. O zaman bizim ifademiz neye geldi? 5a eksi 5c yani 5 parantezinde 5 parantezinde a eksi c geldi. Peki ben a eksi c'yi burada bulabilir miyim? Evet. A dediğimiz şey neymiş? C artı 10sa a eksi c ne yapıyor arkadaşlar? 10 mu yapıyor? Aynı. O zaman burası 10sa bizim işlemimizin sonucu ne gelir? 5 çarpı 10'dan 50 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız 50 nedir? ifadesin en sade ala hangisidir dediğinde mesela burada bir tam kare var. Mesela burada bir iki kare farkı var diyebiliriz. O zaman üst taraf a artı b'nin parantez karesi geldi. Bölü alt taraf a eksi b a artı b çarpımı geldi. O zaman biz bunları böyle yazdık. Şimdi bölü demiş çarpı diyorum. Aşağıya yukarıya yukarıya aşağı yazıyorum. Ters çevirip çarp çarpacağım. O zaman üst tarafa ne yazıyoruz? 3 parantezinde a eksi b yazıyoruz. Alt tarafa da 6 parantezinde a artı B yazıyoruz. Şimdi sadeleştirmelere bakalım. A eksi B ile A eksi B birbirine götürür. A artı B ile A artı B'nin çarpımı A artı B'nin karesi yapar. Bunu götürür. O zaman ne kaldı? 3 bölü 6 yani sadeleştirsek 1 bölü 2 kaldı diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C handır arkadaşlar. X artı 1 bölü X 3 ise X eksi 1 bölü X ifadesinin pozitifleri nedir demiş. Şimdi özdeşikler içerisinde Mesela tam karelerde farklardan toplama, toplamlardan farka direkt geçiş yapabileceğimiz bir özdeşlik de oluşturabiliriz. Yani mesela A artı B'nin karesi arkadaşlar. A eksi B'nin karesi dediğinizde. Şimdi ikisinden de A kare B kare geldi. Sol taraftakinin ortasından 2AB gelirken sağ taraftakinin ortasından eksi 2AB gelecek. Bu eşitlik sağlansın diye yan tarafına ne yazalım? Artı 4AB yazalım ki ne yapsın? Eşitlik sağlansın. Şimdi şunları şuradan silelim. O zaman şöyle bu şekilde ne yapabiliriz? Bir tane özdeşik oluşturabiliriz. Bakın aynı mantıkla yani ben x artı şimdi şöyle yapalım. x artı 1 bölü x'in parantez karesi eşittir. x eksi 1 bölü x'in parantez karesi şimdi soldakinin ortasından 2 geldi sağdakinin ortasından eksi 2 geldi. O zaman ben ne yapayım? Bir 4 ekleyeyim. Bu eşitliği sağlatmış olayım. Olur mu? Şimdi şu ikileri de şuradakileri silelim. Şimdi bize söylediği neymiş? x artı 1 bölü x 3'müş. Yani burası 3'müş. O zaman karesini alırsak 9. Bu tarafa attık 5. Ne yaptı? x eksi 1 bölü x'in karesi 5 ise x eksi 1 bölü x'in pozitif değeri ne yapacaktır? Kök 5 yapacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir.